BTC Haber TV'den herkese selamlar. Ben Ali. Bu videoda bir soğuk cüzdan olan Ledger Nano S Plus'ın kutu açılımını yapacağız. Kurulumunu yapıp test edeceğiz ve inceleyeceğiz. Ürüne geçmeden önce soğuk cüzdan nedir? Hızlıca ondan bahsedelim. Soğuk cüzdan, kripto paralarınızı ya da NFT'lerinizi çevrim dışı olarak saklamanızı sağlayan bir cihaz. İnternete bağlı olmadıkları için siber saldırılara karşı daha güvenliler. Soğuk cüzdanlar, kripto paralarınızı çevrim dışı ortamda saklayarak güvenliği en üst düzeye çıkarırlar. Özellikle büyük miktarlarda kripto paraya sahip olanlar için idealdir. Şimdi Ledger Nano S Plus'a dönelim. Ledger Nano S Plus yine güvenli bir şekilde kripto para saklamak için tasarlanmış bir donanım cüzdanı. Ledger'ın sunduğu bu model çok sayıda kripto para birimi destekliyor ve kullanım oldukça basit. Bu model ile 5500'den fazla varlığı yönetebiliyorsunuz. Bitcoin, Ether, Tether, Binance Coin, Solana, XRP, Dogecoin hatta Cardano bile tutabilirsiniz. Eğer saklamak istediğiniz coin bu cihazda saklanıyor mu diye merak ederseniz Ledger Live uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Ledger Live'a birazdan göz atacağız. Uygulama içinde alım satım ve stake hizmetleri de yer alıyor. Şimdi ürüne dönelim ve birlikte içindekilere göz atalım. Şimdi birlikte kutuyu açalım istiyorum. Şöyle ben de ilk defa açıyor olacağım. Ledger'ın şık bir kutusu. İçinde Ledger ürünümüzün kendisi. Şöyle gösterelim. USB belleğe çok benzeyen bir boyutta diyebiliriz. Kenara koydum şimdilik. İçinden anahtar kelimelerinizi saklayabileceğiniz 3 adet kağıt geliyor. Buna da birazdan bakalım. Kutuyla devam ediyorum. Kutunun içinde ürünü koyduğumuz bir alan ve kullanım kılavuzu ve diğer belgeler yer alıyor. Bunları şimdilik kenara bırakalım. Biz zaten ürünün açılımını ve kullanımını yapıyor olacağız. Ben gizli anahtar kelimeleri yazacağınız bu önemli kağıtlardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada 3 adet kağıt geliyor. Bunlar ürünü etkinleştirdikten sonra kullanmanız gereken anahtar kelimeleri yazacağınız ve de çok iyi bakmanız gereken kağıtlar. Detayları burada şöyle gösterebilirim. Burada ürünü aktifleştirdikten sonra kullanmamız gereken 24 farklı kelime gelecek. Bunlar ürünün başına bir şey geldiğinde, sonrasında aktifleştirmeniz gerektiğinde ya da cüzdana erişmeniz gerektiğinde kullanmanız gereken kelimeler olacak. Bunları da ürünü aktifleştirdikten sonra yazmak için kullanabilirsiniz. Diğerleri de aynısının kopyaları diyebiliriz. Ayrıca bu ürünleri saklamak çok önemli. Dilerseniz 3 farklı kağıdı, 3 farklı güvendiğiniz yerde ya da kişide saklayabilirsiniz. Ya da diyelim 24 kelimenin 8 kelimesini annenize, 8 kelimesini babanıza, 8 kelimesini kardeşinize verebilirsiniz. Ama sahip çıkmanız çok önemli diyorum. Ve buradaki kağıtlar çok değerli malzemelerden üretilmiş ve çeşitli olaylara karşı, başına gelebilecek olaylara karşı dirençli diyeyim. Birlikte ürünü başlatabiliriz. Burada iki buton, bir giriş bağlantı noktası, bir de ekranımız bizi karşılıyor. Ekranın üstünde de küçük bir koruyucu var. Ledger'ı bilgisayarımıza bağlamak için kutunun içinden çıkan bağlantı kablosunu ben MacBook'a dönüştürücü aracılığıyla bağlayacağım şimdi. Ledger Live uygulamasında da cüzdanınızı bağladıktan sonra işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Ürünü bağladıktan sonra da bir hoş geldiniz mesajı bizi ürünün ekranında karşılıyor. Devam etmek için ürünün üstünden sağ butona basmamızı istiyor. Ledger Live'ı kullanmamızı istiyor. Bizim bilgisayarımızda Ledger Live yüklü. Eğer değilse siz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Masa üstünden de devam tuşuna basıyorum. Cihazımızın modelini seçmemizi istiyor. Burada 5 farklı Ledger cihazı var. Siz de incelemek isterseniz Ledger Live'ın web sitesinde ve uygulamada mevcut. Kendi ürünümüzü seçiyoruz. İlk kez mi kullanıyorsunuz seçeneği? Evet, biz bu ürünü şimdi açtık sizinle birlikte ve ilk kez kullanacağız. Yeni bir Nano S Plus kurun seçeneğiyle devam ediyoruz. Devam seçeneğiyle ilerliyorum. Burada bize diğer detaylardan bahsediyor. Başladık. Tamam, hazırım. Burada bize anahtar kelimeleri vereceği için bunları kaydetmemiz önemli. Kaybetmememiz gerekiyor. Nano'yu açtık. Yönergeleri uygulayarak devam edeceğiz. Üstteki iki butonu kullanarak devam edebileceğimizi söylüyor.
Her iki tuşa birden bastığımızda da onaylamak için kullanabiliyormuşuz. Yeni cihaz kurulumu için ikisine birden basıyorum. Burada bize sunulan güvenlik önlemlerine ek olarak cihazımızı da 4 haneden 8 haneye kadar bir pinle korumamız gerekiyor. Şimdi onu seçeceğiz. Burada şifremi giriyorum. Her ikisine basarak onaylıyorum. Şimdi bizden anahtar kelimelerimizi kaydetmemizi istiyor. Az önce birlikte baktığımız kağıtları da kullanabiliriz. Farklı yerlerde de muhafaza edebilirsiniz. Ama bunu çevrim dışı ortamlarda muhafaza etmenizi öneriyorum. Yazalım. Devam ediyoruz. Şimdi son kelimeyi de birlikte yazıyoruz. Ve devam ediyoruz. Anahtar kelimeleri kenara ayırdım. Şimdi bizden 24 kelimeyi onaylamamızı istiyor. İki butona birden basarak devam ediyorum. Anahtar kelimelerimizi onaylayacağız. Bunları kaydettiğimizden emin olmak için bunu yapıyor. Birinci anahtar kelimemiz. Onaylıyorum. Kelimemi bulduktan sonra ikinciyi arıyorum. Onaylıyorum. Üçüncüyü onaylıyorum. Anahtar kelimelerimizin tamamlandığını söyledi. Tekrar hatırlatma yapıyor. Doğru şekilde saklamamız gerektiğini, güvenli bir yerde saklayalım diye uyardı. Devam ediyoruz. Eğer kaybedersen ya da çalınırsa varlıkların kaybolabilir diyor. Kimseyle paylaşmayın. Ledger sizden bu kelimeleri istemez diyor. Devam etmek için tıklayın. İşleniyor. Cihazımız hazır. Kullanmak için uygulamalar yüklememiz gerekiyor. Buradaki uygulamalar aslında Ethereum için Ethereum cüzdanı, AVAX kullanmak istiyorsak AVAX cüzdanı gibi uygulamalar. Burada bilgisayardan devam edebiliriz. Cihazdaki yönergeleri uyguladık. Masaüstünden devam ediyoruz. PIN kodunu tekrar istiyor. Onaylıyorum. PIN kodumuzu ayarlayalım. Sonraki adım. Burada bizden güvenliğimizden emin olmak için tekrar onaylamamızı istiyor. Sonraki adım. Bunları cihaz üzerinden tamamlamıştık. Güvenlik önlemlerini doğru şekilde karşıladığımızdan emin olmak için bir test istiyor. Ledger kullanıcısı olarak kriptolarım nerede saklanır? Blok zincirde saklanır. Başka birisi gizli kurtarma ifademe erişirse varlıklarımın güvenliği tehlikeye düşer ve bu kişi varlıklarıma erişebilir. Sonrakine geçiyoruz. Ledger Nano'mu Ledger Live uygulamasına bağladığımda özel anahtarım çevrim dışı kalmaya devam eder. Testi tamamlıyoruz. İşin uzmanı olduk bile. Sonraki adımdayız. Nano cihazımızın orijinal olup olmadığını kontrol edeceğiz. Cihazımız şu an bilgisayara bağlı. Güvenli bağlantıya yine cihazımızın üzerinden izin veriyoruz. Blok zincirinde işlem yapmak istediğimizde de buna onay vermemiz gerekiyor. İki tuşa birden bastık. Burada işlem yapmak için çeşitli uygulamaları yüklememiz gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi Bitcoin cüzdanı için Bitcoin yüklemek, Ethereum cüzdanları için Ethereum seçeneğini yüklemeniz gerekiyor. Burada çeşitli kripto paraları ve desteklenen blok zincirleri görebiliyorsunuz. Daha fazlasını da yine web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Biz burada denemek için Ethereum yüklemesini yapalım. Bir de içlerinden Polygon'u yükleyelim. Yüklediğinizde cihazın üstünde de Ethereum'u ve Polygon'u görebiliyorsunuz. Dilerseniz masaüstünden hesaplarınızı da yönetebilirsiniz. Uygulama içinde piyasayı görebildiğinizi, alım satım yapabildiğinizi ve çeşitli stake gibi imkanlara da erişebildiğinizi söyleyebilirim. Eğer kripto paralarınızı borsalardan göndermek istiyorsanız cihazda oluşturulmuş adreslere gönderim yapabilirsiniz ya da uygulama içinden doğrudan satın alım yapabilirsiniz. Başlamak için hesap ekliyoruz. Kripto varlık seçiyoruz. Burada yüklediğimiz kripto varlıklar üzerinden devam edebiliriz. Ethereum için bir cihaz üzerinden uygulamayı açıyoruz ve senkronize ediyoruz. Hesap ekle diyorum ve bizim için bir Ethereum adresi oluşturdu. Burada portföyümüzü ve portföyümüzün geçmişini de görebiliyoruz. Cüzdanda adres etkinleştirilmesi yapıldıktan sonra
Gönderim ve alımı da buradan yapabiliyoruz. Burada adresi onaylamamızı istiyor. Ledger'ın bizim için oluşturduğu Ethereum adresi 0x087 şeklinde başlıyor ve 009'da bitiyor. Cihazımızda da bunu görebiliyoruz. Onaylayarak devam edebiliriz. Adresine doğruluğunu onayladık. Burada Ethereum ile ilgili bilgileri bize gösteriyor. Cihazımıza Ethereum göndermek için de az önce gördüğümüz adresle işlem yapabiliyoruz. Borsadan ya da bilgisayarınızdaki bir sıcak cüzdandan gönderim yapmak isterseniz de bu adrese varlık göndermeniz yeterli olacak. Ethereum için bir adres oluşturmuştuk. Şimdi Polygon için de bir adres oluşturalım birlikte. Buradan Polygon'u seçiyoruz. Devam ediyorum. Uygulamayı cihazdan açmamı istiyor. Hazır olduğunu söyledi. Burada hesabımıza bir isim verebiliriz. Ekle diyorum. Başarıyla eklendi. Şimdi birlikte cihazımıza, soğuk cüzdanımıza varlık gönderimini deneyelim. Bilgisayarımızdan al seçeneğini tıklıyoruz. Hangi adrese gönderim yapmak istiyoruz? Polygon'u deneyelim. Uygulamayı açmamı istiyor. Polygon uygulamasını açıyorum. Bize bir adres oluşturdu. Bu adrese gönderim yapabileceğimizi söylüyor. Şimdi kendi mobil cihazıma, sıcak cüzdanıma geçip buradan bu adrese gönderim yapacağım. Kare kodla hızlıca işlem yapalım. Eğer göndermek isterseniz siz de test etmiş olabilirsiniz. Kendi MetaMask'ime giriyorum. Burada yaklaşık 20 dolarlık bir Matic'im var. Bunu soğuk cüzdanımızla paylaşalım. Gönder. Cüzdanımı seçiyorum. Kare kodu okutuyorum. Adresi gördü. Ne kadar göndermek istediğimi söylüyor. 45 Matic vardı. Yaklaşık 50 centlik bir Matic'i adresime gönderiyorum şimdi. Buradan onaylamamı istiyor. Buradaki işlemlerimiz tamam. Borsalardan yaparken de bu şekilde adresinize gönderim yapmanız yeterli olacak. Adresimizde Ethereum'da yaptığımız gibi onaylamamızı istiyor. Cihazımızdaki ve bilgisayarımızdaki adresler birbiriyle aynı. Hazır olduğunu söyledi. Biz de bu adrese gönderim yaptık. Evet, az önce bilgisayarımızdan gönderdiğimiz Matic burada adresimize gelmiş. Bu şekilde gönderim yapıp takip edebilirsiniz. Ledger içinde çeşitli kripto paralarınızı bu şekilde saklayabilirsiniz ve dilerseniz NFT'lerinizi de yine bu cihaz içinde barındırabiliyorsunuz. Dilerseniz bilgisayarınızdaki MetaMask cihazınıza da donanım cüzdanlarınızı bağlayarak kullanabilirsiniz. Bunu da hızlıca göstermek istiyorum. Burada cüzdan ekleme kısmına geldiğinizde cüzdan ya da donanım cüzdanı ekleyebileceğiniz bir alan çıkıyor. Donanım cüzdanı ekle deyip Ledger cihazınızı seçmeniz, devam etmeniz ve bilgisayarınız tarafından görünen Nano S Plus'ı seçmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında basit bir şekilde devam edip kullanabilirsiniz. Çeşitli DeFi uygulamalarına, merkeziyetsiz uygulamalara bağlanarak Ledger'ınız ile işlem yapabilirsiniz. Ürünün ağırlığı ise 21 gram, oldukça hafif ve şık. Kullanılan malzeme fırçalanmış, paslanmaz, çelik ve plastik. Cihazımız CCEAL 6 Plus sertifikasına sahip. Bu sertifika bilgi güvenliği alanında önemli bir standart. CC yani ortak kriterler, ortak olarak bilinen uluslararası bir güvenlik standardı kapsamında veriliyor. Devamındaki ise EAL kısmı 1'den 7'ye kadar olan ve ürünün ne kadar kapsamlı şekilde test edildiğini gösteren bir sayı. Bu ürünümüzde 6 Plus seviyesi verilmiş. Bu veriler cihazın üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösteriyor. Cihazımız 64 bit masaüstü bilgisayarlarıyla uyumlu, güncel akıllı telefonlarla da birlikte çalışabiliyor. Son olarak birkaç detaydan bahsedebilirim. Ledger cihazları bugüne kadar 7 milyondan fazla satış yapmış ve dünyadaki kripto varlıkların %20'si bu cihazlarda saklanıyor. Eğer bu cihaz bozulursa, kaybolursa, başına bir şey gelirse problem olmayacaktır. 24 kelimelik özel anahtara sahip olduğunuz sürece kurtarmanız mümkün. Onları da birlikte yapmıştık. Bunları kaybetmemenizi ve iyi saklamanız gerektiğini tekrar hatırlatalım. Cihaz çalınsa dahi kurtarma ifadesine ek olarak kendi şifresi olduğu için erişmek daha zor. Kelimelerinize sahip çıkın. Sadece Ledger için değil, tüm ekosistem için sahip olduğunuz özel anahtarları ve kurtarma kelimelerini iyi saklayın. Bu videomuzda Ledger Nano S'i inceledik, kurulumunu yaptık ve nasıl kullanacağını gösterdik. Eğer güvenli bir şekilde kripto varlıklarınızı saklamak istiyorsanız bu cihaz iyi bir seçim olabilir. Diğer ürünlere ve fiyatlara Ledger'in web sitesinden bakabilirsiniz. Linkleri ve bilgileri açıklamaya bırakıyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.